Moses, it's all Mariusz Wag. Herkese merhabalar. Artiklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Moses Itauma Mariusz Wag karşılaşmasının tahmin, yorum ve analizleriyle sizlerle beraberim. Tabi Moses Itauma biliyorsunuz benim boksörüm ve şu anda gayet güzel bir şekilde ilerliyor. En son karşılaşmasını Alexander Usyk ile Tyson Fury gecesinde yapmıştı. Ve oradan da Ilya Mezencevi knockout ederek bu gördüğünüz WBO Intercontinental kemerini kazanmıştı. Şimdi tabii Mayıs ayından bu zamana kısa bir süre oldu aslında. Ve 2 ay sonra tekrardan ringe çıkacak. Ve bakalım bu 10 roundluk karşılaşmada kemerini Mariusz Wag'a karşı savunabilecek mi? Şimdi bunun detaylarına geçeceğiz. Öncelikle iki boksörün bilgilerine bakalım. İngiliz boksör Moses Itauma ve Polonyalı boksör Mariusz Wag. Zaten Mariusz Wag'ı herkes tanıyordur. Geçmişte de çok önemli boksörlerle beraber maç yaptı. 19 yıllık bir profesyonel kariyeri var. Moses Itauma ise sadece 1 yıldır profesyonel olarak boks yapıyor. Boyları 1.89'a 2.02 böyle arada 13 santimlik bir fark var. Reach uzanma mesafesi 2.09 Mariusz Wag'ın. Ve ikisi de tabii ki ağır siklet. Southpaw yani ters guard Moses Itauma ve düz guard The Viking lakaplı Mariusz Wag. Evet, 9 karşılaşmasının tamamını kazandı. Moses Itauma ve 7 knockout'u var. 48 maçının 38'ini kazandı Mariusz Wag ve 10 yenilgisi bulunuyor. 20 knockout'u bulunuyor. Knockout oranları %77'ye %52. 70 gün inaktif, yani 70 gündür ringe çıkmıyor ve 288 gündür ringe çıkmıyor şeklinde kıyaslamalar var. Ve avantajlara bakarsak hiç kaybetmedi. Smashing blow, sert yumrukları var. Ters guard, daha genç. Biliyorsunuz 19 yaşında Moses Itauma daha aktif bir şekilde boks yapıyor. Hemen hemen 2 ay arayla ve favori durumda olan boksör Moses Itauma. Daha profesyonelde maçı olan Mariusz Wag ve profesyonel karşılaşmalarının sayısı da yine fazla doğal olarak Mariusz Wag'ın. Evet. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı Mariusz Wag 154. sırada dünya sıralamasında, tabii ki yaşı var ve son maçını Michael Bolozo karşı yapmıştı. 2023 yılının Ekim ayında unanimous decision'da kazanmıştı. Zaten 10 mağlubiyetinin 4'ü knockout'lu bir şekilde yenilmişti. Fraser Clark'a sayıyla yenildi. Kevin Lerelle'ye sayıyla yenildi. Aslanbek Makhmudov'a knockout olmuştu. Dillian White'a yine sayıyla yenildi. Martin Bakole'ye knockout olmuştu. Gerald Miller'a knockout olmuştu. Vladimir Klitschko'ya sayıyla kaybetti. Gibi böyle detaylara bakmış olduk. Tabi Mariusz Wag tecrübeli bir boksör ama artık yaşı bayağı bir ilerledi. Moses Itauma'ya bakacak olursak, dediğim gibi en son Ilya Mezencevi yenmişti 18 Mayıs'ta ve bugüne kadar hep hani tek yıldız boksörlerle maç yaptı. Pek de iyi boksörlerle maç yapmadı ve yine tek yıldızlı Mariusz Wag'la beraber dövüşecek. Tabi Mariusz Wag'dan tecrübe anlamında çok şey kazanacaktır bu karşılaşmada. Dolayısıyla burada önemli olan şeyler bunlar. Yani tecrübe anlamında Mariusz Wag bu maça kaç round devam edebilecek? Moses Itauma Mariusz Wag'ı knockout edebilecek mi, yoksa sayıyla mı yenecek? Bunlar tabii ki önemli detaylar. Çünkü Mariusz Wag biraz daha böyle hem yaşı ilerledi hem de yavaş bir boksör durumunda. Bakalım Moses Itauma kendisinden 13 santim uzun olan bir boksöre karşı nasıl içeri girecek ve güçlü yumruklarıyla beraber Mariusz Wag'ı acaba nasıl durduracak ya da durdurabilecek mi? Bunlar önemli detaylar şeklinde
karşımıza çıkıyor. Tabii benim tahminime gelecek olursak ben bu karşılaşmayı Moises Taoman'ın 3 round içerisinde knockout'la kazanacağını düşünüyorum. Ve kemerini işte bu Continental WBO kemerini koruyacağına inanıyorum. Zaten çok sık maç yapması Moises Taoman'ın gayet iyi bir durum. Aktif bir şekilde ring pası da yok. Gayet güzel bir şekilde gidiyor ve bu maçın sonucunda da dünya sıralamasında ilk 50'ye çıkacağını düşünüyorum. Tıpkı Johnny Fisher gibi. Ve Marius Vah artık bu maçtan sonra emekli olma yoluna doğru gider. Çünkü pek de önemli bir galibiyet elde edemedi artık. Son karşılaşmalarında hep yenilgiler almaya başladı. Bence Marius Vah bu karşılaşmayı kaybedecek. Dediğim gibi 3 round içerisinde Moises Taoma bu maçı knockout'la alır diye düşünüyorum. Bence Moises Taoma teknik anlamında Marius Vah'tan çok fazla şey öğrenecektir. Ama footwork'leri gayet iyi olduğu için ayak hareketlerini de kullanarak içeriye rahat bir şekilde girecektir ve mesafe yükselip alçalma ayarını da gayet iyi yapıyor Moises Taoma. Bunları kullanaraktan Marius Vah'a bayağı bir yumruk isabet ettirecektir. Zaten Marius Vah'ın artık öyle ahım şahım bir savunması da kalmadı. Sadece tecrübesi var. O da onu belki bir round mu götürür, iki round mu götürür bunu da göreceğiz. Moises Taoma rakiplerini pek bekleyen bir boksör değil. Hemen sonuca gitmek isteyen bir boksör. Dolayısıyla bence bu karşılaşmada çok da zorlanmadan ilk 3 round içerisinde knockout edecektir. Marius Vah'ı diye tekrardan söylemiş olayım. Sizler de lütfen bu maçla alakalı tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu Joe Joyce Derekçi Sora gecesi alt kartında olacak bu karşılaşma 27 Temmuz'da. Joe Joyce Derekçi Sora maçının analizini de haftaya yapıyor olacağım. Evet, arkadaşlarınızla da lütfen kanalımızı paylaşın. Daha büyük bir topluluğa ulaşabilelim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.